Kurbağalama yüzme yarışması yapıyoruz. Hazır mıyız? Hadi Enes gibi bir elini öne koy. Aşağıdan bir elini yana. Elimi vurduğum zaman kurbağalama yüzmeye başlıyoruz. Yiğit, ortadan gidiyorsun. Simge, evet. Birbirinize çarpmıyoruz, tamam mı? Son. 2, 3. Wow. Vay be Yiğit, hiç yorulmamış bugün. Hem antrenmanı çok güzel yaptı, hareketleri, hem de yarışta birinci oldu. Dinlenin, birkaç kere suya nefes verin. Bir daha yapalım mı aynısını? Olur. Hazır mıyız? Hazır. Hop. Wow, çok çekişmeli oldu. Bravo. Bir haftanın ve bir çalışmanın daha sonuna geldik. Biz gelişiyoruz. Umarım siz de bizi izlediğiniz için gelişiyorsunuzdur. Haydi yüzmenin zevkinden kendinizi mahrum bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türk heykel sanatının en eski örnekleri olarak Orhun anıtları görüldü. İslam dininin benimsenmesiyle diğer sanatlarda olduğu gibi heykelde de betimlemecilik bırakılmış, süsleme yanı ağır basan kabartmacılık, oymacılık, kakmacılık gibi sanatlar öne çıkmıştır. Yine de Anadolu Selçuklu yapılarında insan ve hayvan figürlü kabartmalara rastlanır. Osmanlı'da ise heykel sanatı mimariye bağlı taş süslemeciliği şeklinde gelişme gösterir. Sultan Abdülaziz'in at üzerindeki heykeli Osmanlı döneminde yapılan ilk heykel olarak bilinir. 1871'de Fuller isimli Avrupalı sanatçının yaptığı bu heykel Beylerbeyi Sarayı'ndadır. Tanzimat dönemi yenilikleriyle yüzünü batıya dönen ülkemizde çağdaş heykel sanatı 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'nin açılmasıyla başlar. İhsan Özsoy, İsa Behzat, Mesrur İzzet, Mahir Tomruk, Nejat Sirel bu okuldan yetişen ilk heykeltıraşlarımızdandır. Hoş geldiniz. İnternet oranlarını bilmek istiyor musunuz? İstiyorum. Bilmek istiyorum diyorsunuz. Ben aslında 4 tane yarışmada yarışıyorum. Şu anda burada olduğuma bakma. Aynı zamanda bilmem ne kanalındaki bilmem ne yarışmasında. Tabii ayrıca canım. TRT1'in bir kelime bir işlemine buradan canlı olarak yarışıyorum. Keşanlı Ali olmasak da Ankaralı Bono'yu. 360. 360. İnanan sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Tebrikler. Bursa doğru cevap. Birazcık tanıyabilir miyiz? Şöyle bir sizi... Atılgan abi tanımıyor mu bizi? Allah'ını seversin bizi herkes tanıyor ya. Biz Sinekli Dağ'dan geldik. Haldun Taner yazdı biz de oynuyoruz. Bilmek istiyorum. Bugün TRT Okul'da.
Efendim Sanat 2011'e hoş geldiniz. Bugün bir fuar haberiyle açıyoruz programımızı. Bildiğiniz gibi bu sene 30.sü düzenlenecek ve 12-30 Kasım arasında düzenlenecek olan İstanbul Kitap Fuarı'nın onur konuğu belli oldu. 1950 kuşağının önde gelen edebiyatçılarından Ferit Edgü olacak bu seneki onur konuğu. Ferit Edgü'nün eserleri ve yaşamından kesitlerin de olacağı bir sergi hazırlanıyor. Bu haberimiz ve daha fazlası için Sanat 2011'e Habertürk ile başlıyoruz efendim. Ergin İnan, İkisi de Ben başlıklı sergisiyle Türkiye'nin ilk ve tek heykel galerisi Arte İstanbul'da. Resim, grafik, desen, özgün baskı alanlarında yaptığı işlerle yurt dışında da ilgi gören sanatçı bu kez farklı bir sergi hazırladı. Yağlı boya tabloların yanı sıra farklı boyutlarda bronz heykellerle, altyapısı bronz rölyef olan resim ve heykelin iç içe geçtiği tabloların birçoğu ilk defa gün ışığına çıkıyor. Ergin İnan'ın çalışmaları 29 Temmuz'a kadar görülebilir. Türk sinemasının ilk bağımsız filmi Eski Dünya'nın Orduları internet üzerinden yayınlanıyor. Hiçbir sponsor ve prodüksiyon desteği olmadan çekilen filmi İsmail Kemal Çiftçioğlu yönetti. Sargon, ne zaman başladığını bile hatırlamadığı korkunç bir savaşın ortasında mücadele eden deneyimli bir askerdir. Zaman ve mekandan yoksul olan savaş alanındaki tek düşmanı ise cellat diye tabir ettiği bir savaşçıdır. Tarih ve geleceği bir arada harmanlayan 30 dakikalık filmde Tuncay Çakmanuz, Çilem Özel, İsmail Kemal Çiftçioğlu, Metin Yağlı ve Yavuz Sinan ileri oynuyor. Yılına giren Van Lan Festival 2-3 Temmuz tarihlerinde Santral İstanbul'da. Müzik dünyasının önemli şarkıcı ve topluluklarını bir araya getiren etkinlik bu yıl özellikle 90'lı yılları sevenlere sesleniyor. 90'larda çıkış yapan Manic Street Preachers, Happy Mondays, Suede ve Cake'in yer aldığı festivalde hip-hop yıldızı NNECA ve son yılların en gözde alternatif müzik gruplarından Editors da sahne alacak. Festivalde ayrıca Türk rock ve alternatif müzik toplulukları Neşeli Milis, Kırık Çizgi, Yora, Kitschcraft ve Model de izlenecek gruplar arasında. ...12-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Kitap Fuarı 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki teması umut, düş mü, gerçek mi olarak belirlenen fuarın onur konuğu 1950 kuşağın önde gelen edebiyatçılarından Ferit Edgü. Edgü'nün eserleri ve edebiyat hayatı üzerine düzenlenecek söyleşi ve panellerle birlikte çalışmalarından ve yaşamından kesitlerin sunulacağı özel bir sergi de hazırlanıyor. 1982'de 28 yayıneviyle başlayan İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt içi ve yurt dışından 600'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek. Our new commander, Marcus Aquila. Fourth cohort of Gauls, 2nd Legion. This your first command, sir? It is. Kevin MacDonald'ın yönettiği Kartal gösterimde. Klasik bir hikayeden uyarlanan Kartal, 2. yüzyıl Britanya'sında geçen tarihi bir film. Efsanevi Nint savaşçılarının İskoçya'da kayıplara karışmasından 20 yıl sonra genç komutan Marcus Aquila babasının onurunu kurtarmak için yola çıkar. Nint lejyonunun nerede ve neden kaybolduğunu, ne pahasına olursa olsun bulmak isteyen Marcus, en büyük yardımı hiç beklemediği birinden Esir Eska'dan alacaktır. Başrollerinde Channing Tatum ve Jamie Bell'in oynadığı filmde usta oyuncu Donald Sutherland de yer alıyor. Are you ready? Sanat 2011 tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen sizler de bize ulaşın, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr. Bildiğiniz gibi artık Facebook'tan da bize ulaşabiliyorsunuz. Facebook'a girip TRT Okul Sanat 2011 yazarsanız bizi oradan takip edebilirsiniz. Haberlerimizi de günlük olarak takip edebilirsiniz efendim. Ve şimdi de
bugünkü stüdyo konuğuma geçiyorum. Bugün bildiğiniz gibi ikincisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlayacak. Bugünkü konuğumsa festivalin genel sanat yönetmeni, aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü baş rejisörü Sayın Yekta Kara. Yekta Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün premieriniz var aslında. Evet. Festivalin açılışında bir oyun sahnelediniz. Buna rağmen yanımızdasınız. Onun için özellikle teşekkür ediyorum. Benim için de büyük mutluluk. Sağ olun. Hayırlı olsun diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle bu sene ikincisi Herkese Opera başlığı altında. Geçen sene de çok güzeldi. Aslında birincisiydi. Geçen senenin etkilerinden başlayıp buraya bu seneye gelelim istiyorum. Şimdi geçen yılki slogan başkaydı. Opera şehre indiydi. Şehre indiydi. Biraz şaşkınlık yarattı. Yani opera neredeydi de şehre indi diye soruldu. Bence bize yıllardır yani operacılara, opera sanatına gönül vermiş ve üretimde bulunan insanlara yıllardır yönetilen biraz hani öyle ön yargılı bir suçlama vardı. Evet. İşte canım yani opera halktan kopuktur. Biraz aristokratik duruşu vardır çok denirdi. Çok elitist bir yaklaşım sergiler operacılar ve kendi fil dişi kulelerinde yaşarlar gibisinden bir suçlamaydı bu. Biz de geçen yıl bunun tersini kanıtlamaya gayret ettik. Yani opera şehre indi. Evet biz var olduğu sayılan işte o fil dişi kuleden aşağıya iniyoruz, halkla bütünleşiyoruz, seyircimize ulaşmaya çabalıyoruz. Bizim bütün derdimiz bu. Evet. Yani operayı geniş halk kitlelerine sevdirebilmek, tanıtabilmek, benimsetebilmek. İstanbul çok büyük bir kent biliyorsunuz. Evet. 15 milyonun yaşadığı. Ve diyoruz ki her yaştan, her kesimden bir seyirciye ulaşmak istiyoruz. Bu sadece opera sanatını seven, izleyen, böyle kemikleşmiş bir seyirci kitlesine yönelik yapılan hizmet değildir. Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü'nün 6 kurumu var. Her kentte, yani 6 var olduğu 6 kentte etkinliklerini düzenli biçimde sürdürüyor. Ama onun ötesinde İstanbul'da sadece opera sanatına odaklanmış bir festival yapıyoruz 2 yıldır. Bu tesadüf değil. Yani genel müdürümüz Sayın Rengim Gökmen özellikle İstanbul'a böyle bir festival armağan etmek istedi. Bence çok doğru bir karar. Tepkiler çok çok olumlu. Ve artan bir ilgiyle de önümüzdeki yıllarda süreceğini sanıyorum. Bir de tanıtım desteği veren bir sponsorumuz var. Evet. Denizbank geçen yıl olduğu gibi bu yılda desteklerini, katkılarını bizden esirgemediler. Sanıyorum hoş bir işbirliği ve böylece devam edecek. Bu şehirde yaşayan herkesin gündemine sokmak istiyoruz operayı. Evet. Onun için de herkese opera diyoruz. Evet, bunun için de aslında çok güzel bir reklam ve tanıtım da yapılmış. Önemli sanatçıların da katıldığı bazı fotoğraflar, bazı videolar çekilmiş. Onlar yayınlanıyor. Değil mi? Onların arasında Yetkin Dikincileri gördüm, Selçuk Yöntem'i gördüm. Zuhal Olcay'ı gördüm. Derya Baykal. Derya Baykal'ı gördüm. Sedef Avcı. O fotoğraflar da gerçekten çok etkili ve amaca yönelik de fotoğraflar olmuş açıkçası. Tabii orada 4 unsuru birleştirmek istedik biz. Yani bu geçen yıl başlayan bir konsepti. Farklı sanatçılarla bu yılda devam ediyor. Çünkü farklı oyunlar devreye girdi. Derdimiz şu. Bir opera var. Opera sanatı var. Operanın işte klasik karakterleri var. Ama bir de günümüz var. Günümüz insanı var. Ve bu şehirde yaşayan insanlar var. Ve ünlüler var. Yani operaya dikkati çekmek için, çekebilmek için bu ünlülerimiz bize destek verdiler. Ne güzel, ne güzel. Yani ünlüler, İstanbul, örneğin Yetkin Dikincilerin yer aldığı ve bu akşam işte premierini yapacağımız Fatih Sultan Mehmet'ti. Tophane'de Fatih Sultan Mehmet oyundaki karakter olarak klasik giysileriyle oturmuş günümüzün gençleriyle kahve içiyor. Yanında da nargilesi, nargilesi var. Ama İstanbul'u görüyoruz Tophane Amire binası arkada görkemli. Böyle bir buluşma yaratmak istedik. Bu da aslında konsepte de fayda sağlıyor, yarar da sağlıyor. Tabii. Her iki tarafı da buluşturuyor. Peki hemen bu akşam sizin yönettiğiniz oyundan bahsedelim. Çünkü bir özelliği de var. Mehteran takımını kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Ben yorumda biraz değişiklik yaptım. Şöyle ki. Yani aslında özür dilerim. Baktığınız zaman Fatih Sultan Mehmet'te Mehteran takımı olmadan da düşünmek pek de mümkün değil galiba. Değil mi? Aslında değil ama Rossini Mehteran'ı tanımıyordu. Tanımıyor. Dolayısıyla tanımış olsaydı bence o kendi de katardı. Mutlaka. Tabii. Ve aslında Fatih Sultan Mehmet yani ikinci